Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taş fırın ekmeği tadında ve yapımı çok kolay bir ekmek tarifiyle geldim. Sizleri daha fazla bekletmeden ekmeğimizin yapımına başlıyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ekmeğimizin hamuru için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Ardından 1 yemek kaşığı maya ilave ediyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı şeker ve 5 yemek kaşığı sütü ilave edip tüm malzemeyi karıştırmaya başlıyorum. Tüm sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra azar azar ununu eklemeye başlıyorum. Önce bir kısmını ekledim, diğerini sonra ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi biraz karıştırıp kıvamına bakacağım. Geri kalan unu da tekrar eklemeye devam edeceğim. Şöyle biraz karıştırdım. Tekrar un eklemeye devam ediyorum. Arkadaşlar, hamur gayet yumuşak ve ele yapışan bir hamur olacak. Lütfen unu dikkatli ve azar azar ekleyin. Hamuru spatulamla iyice karıştırıyorum. Kullanmış olduğum spatulamın görevi bitti. Onu şimdi kenara alıyorum. Şöyle oda sıcaklığında bekletip yumuşatmış olduğum 1 yemek kaşığı tereyağım var. Onu da hamura ilave ediyorum. Şimdi bu şekilde hamuru birkaç dakika iyice yoğuracağım tereyağını yedirene kadar. Hamur biraz cıvık oldu. Bu yüzden tekrar un eklemeye devam ediyorum yine kontrollü bir şekilde. Çok az un ekledim. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama gelene kadar yoğuracağım. Gayet yumuşak ve ele yapışır bir hamur oldu. Bu yumuşaklıkta oldu mu kıvamı tamamdır. Daha fazla un eklemiyorum. Hamuru biraz toparladım. Şimdi üzerini örtüyorum ve 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben de toprak kaplarımı önüme aldım. Şimdi içerilerine bir miktar tereyağı koyuyorum. Yumuşamış tereyağı. Üzerlerini sürüyorum. Ben elimle sürdüm. Sizler yumurta fırçasıyla sürebilirsiniz. Şimdi birazcık da un serpiştiriyorum içlerine. Serpiştirdiğim unları da kenarlarına ve arkasına vurarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde hamur hem yapışmayacak hem de kolaylıkla içerisinden çıkacaktır. Ekmeklerimi koyacağım toprak kaplarım hazır. Şimdi kenarda bekletmiş olduğum hamurumu açıyorum. Gayet güzel mayalanmış. Şöyle havasını bir miktar aldıktan sonra, bakın gayet güzel yumuşacık bir hamur. Havasını aldım. Tezgahıma un serpiştirdim ve hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru gördüğünüz gibi un yardımıyla bu şekilde düzlemeye çalışıyorum. Elime yapışıyor. Gayet yapışkan bir hamur. Biraz daha unluyorum yapışmasın diye. Ve şimdi hamurum gayet düzeldi. Güzel oldu. Bir hamur kesme aparatıyla hamuru 6 eşit parçaya ayırıyorum. Kesmiş olduğum hamurları spatulayı hiç elimden bırakmadan diğer elimi de kullanarak hafifçe yuvarlıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ve toprak kaplarımın içerisine alacağım. Diğer hamuru da aynı şekilde yine kesme aparatıyla alıyorum. Diğer elimle de bir taraftan yuvarlıyorum düzgünce. Müzik
Arada böyle un serpiştirin ki hamurlar elinize yapışmasın. Çünkü yapışkan ve çok yumuşak bir hamur oldu. Tüm hamurları bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Ve tüm ekmek hamurlarım hazır. Toprak kaplarımı da zaten hazırlamıştım. Yapmış olduğum bezeleri kaplarımın içerisine yerleştiriyorum. Hamurlarımı bu şekilde üzerine örtüp 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika sonunda hamurlarımın üzerini açtım. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kabarmışlar, mayalanmışlar. Şimdi fırına götürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyorum. Fırın ızgarasına yerleştirdim. Diğer toprak bir kaba da su koydum, altına yerleştirdim. Ve şimdi ekmeklerim pişti. Hepsini çıkarttım. Bakın altını yağlayıp unlamıştık. Gayet de güzel çıkıyorlar kaplarında. Porsiyonluk bir ekmek tarifi oldu. Çok kibar, çok güzel ve aynı zamanda da kolay ve de çok lezzetli bir tarif. Sizler de mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Hiç pişman olmazsınız. Şimdi ekmeğimi kesip sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Bakın iç dokusu da bir o kadar güzel. Gerçekten taş fırın ekmeği tadında. Çok muhteşem, garanti bir tarif. Yapın, hiç gözünüz arkada kalmayacak. Gayet de güzel olacak. Tarifimi birebir uyguladıktan sonra siz de bu muhteşem ekmek tarifimi kolaylıkla yapabilirsiniz. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve dostlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Diğer güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.